Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 22. sözün ikinci makamı Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakil Bu 22. sözün içinde anlatır hakikatlerin Kur'an'dan delilleri başta verilmiş. Bu Bunların bir kısa manasını vererek, mealini vermeye çalışarak tefsir tefsirini okumaya çalışalım inşallah. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyin halikidir. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Ve o her şeye vekildir. Yani her şeyin işini yapan odur. Aslında e, burada her şeyi yaratan o arkasından işleri haşa varlıklara bırakan manasına gelen yanlış düşünceyi ikinci cümle izah ediyor. Allahü Teala yaratmada da her şeyi yaratan odur. Her şeyin işini görmede de e, dolayısıyla uluhiyetinde de rububiyetinde de asla şirk şeriki yoktur. Lehu makalidu semavati vel ard. Makalit hem kilit hem anahtar manasına gelebiliyor. Dolayısıyla göklerin ve yeryüzünün yerin anahtarları, kilitleri onun elindedir. Allah'tadır, Allah'ın elindedir. Fesubhanellezi biyedihi melekutu kulli şey. Her şeyin melekutu yani dizginleri, saltanatı elinde olan, kudret elinde olan Allah çok yücedir. Şanı yücedir. Burada melekut kelimesi, her şeyin melekutu, bir şeyin içine melekut, dışına mülk denir. Mesela şu beden bir mülkse, onun ruhu, onun melekutudur. Dolayısıyla Allah hem mülkün hem melekutun sahibidir. Bu ruh kime aitse, o bedenin idaresi de o zata aittir. Dolayısıyla ağacın içindeki ağaçlık mahiyeti meleküttür. Dışındaki ağacın maddi göstergeleri mülktür. Öyleyse ağacın ağaçlık mahiyetinin sahibi kim ise ağaç da onundur. Bu şekilde bütün kainata kadar bir atom parçasından bütün kainata kadar bakılabilir. Ve ileyhi turcaun ve sadece ona döndürüleceksiniz. Dönüşünüz onadır. Ve in min şeyin hiçbir şey yoktur ki illa indena hazainuhu onun hazineleri yanımızda olmasın. Her şeyin hazinesi yanımızdadır. Ve ma nunzilehu biz o her şeyi illa bi kaderin malum ancak bilinen bir kaderle indiririz. Bir diğer ayet ma min dabe hareket eden hiçbir şey yoktur ki illa huve ahizun bi nasiyetiha onun perşeminden biz tutmuş olmayalım. Yani her şeyin idaresi, sevk idaresi, kontrolü Allah'ın elinde olduğunu bildiren bir ayet. İnne Rabbi ala sıratı müstakim, şüphesiz Rabbim sıratı müstakimdedir. Şimdi buradaki sıratı müstakim, istikamet, muhtedil olmak yani ifrat ve tefritten uzak. Mesela diyelim bizim Ellerimizin bu şekilde yaratılması istikamettir. Bana en faydalı şekilde yaratılmış bir et yumağı şeklinde de olabilirdi veya 20 30 40 50 60 tane parmak da olabilirdi. Veya bir başka hayvanın ayakları diyelim 10 tane onun yaratılışına ve onun hayatını devam ettirmesine en münasip en istikametli tarz odur. Güneş en istikametli yaratılmış, yer küresi en istikametli, bir atom en istikametli, bir hücre en istikametli. Kanımızdaki dengeler istikametli, gözlerimizin yeri, büyüklüğü, vücudumuza münasibi, en istikametli vesaire orantısı yani. <laughs> Dolayısıyla benim Rabbim her şeyi istikamet üzere yapıyor ve yaratıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerini incelediğimizde dört tane konunun Kur'an'da anlatıldığını görürüz. Birincisi tevhid konusudur. Allah'ın varlığı ve birliği. Zaten tevhid var olanın birliği manasına gelir. Yani biz Allah'ın birliği dediğimizde hem varlığını hem birliğini beraber ifade etmiş oluruz. Tevhid hakikati Kur'an-ı Kerim'de neredeyse üçte biri o hakikatlerden bahseder. Yani Allah'ın varlığından, birliğinden, isimlerinden, sıfatlarından, şunatından bahseder. İkincisi haşirden bahseder Kur'an-ı Kerim. Bir esasta neredeyse 1800'e yakın ayet yeniden diriliş yeniden varoluşun kıyamet kıyametten kıyametten sonraki haşir meydanındaki hallerden cennetten cehennemden ve bunun delillerinden bahseder. Kur'an'ın bir maksadı da bahsettiği önemli konulardan bir tanesi de nübüvvet dediğimiz peygamberlik, peygamberlerin hayatlarından, peygamberlik müessesesinden, peygamberin gerekliliğinden bahseder. Bir de ibadet ve adalet dediğimiz dünyada insanların yapması gereken işlerden bahseder. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dörtte bir, üçte bir nispetinde neredeyse tevhid hakikatlarından bahsettiği için Risale-i Nur'da bu konu çokça ve değişik yönlerle incelenir ve işlenir. Buna her zaman ihtiyacımız var. Yani Allah'a imana ihtiyacımız bedenimizin tabiri caizse havaya ihtiyacı gibi. Mesela bazı ibadetler zamanla yapılır. Diyelim ki cuma namazı, bakın haftada bir. Farz namazlar günde beş defa, aralıklarla yapılıyor. Oruç yılda bir defa, farz oluyor bir ay. Zekat yılda bir defa, haç ömürde bir defa. Yani ibadetler belli zamanlarda aralıklarla yapıldığı halde iman kesintisiz bir imana sahip olmamız gerekiyor. Ne gibi? Mesela biz günde yemeği bir defa yeriz, haydi iki defa yeriz. Gerçi üç defa de var ama hadi iki defa yemek yiyoruz ama sürekli yemek yemiyoruz. Suyu da öyle, sürekli su içmiyoruz ama sık sık içiyoruz. Ama havayı kesintisiz arıyoruz ve hava kesintisiz alınmak zorunda. Az bir ihmale gelmiyor, az bir havasız kalmaya dayanamıyoruz. Öyleyse ruhumuzun da gıdaları aynen böyledir. Ee, i̇şte su gibi sürekli sık sık namaz kılıyoruz. Günde beş defa. Ee, işte i̇şte haftada bir defa yaptığımız ibadet var. İşte yılda bir defa yaptığımız. Ama iş Allah'a imana, <laughs> Allah hatırlamaya, Allah'ın huzurunda olduğumuz şuuruna ermeye, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyden Allah'ın varlığına ve birliğine, her bir varlık üzerinde Allah'ın yazdığı isimlerinin tecellilerini okumaya her an ihtiyacımız var. Çünkü biz her an yaşıyoruz her an varız. Madem her an yaşıyoruz, madem her an varız, madem her an başka bir şeylerle meşgul oluyoruz. Öyleyse ben Allah'ın mülkü, yine Allah'ın mülkünde, Allah'ın memlükü olarak çalıştığıma göre sürekli o mülkün sahibi, benim mülküm, ben, ben mülk olarak ben mülkünün sahibi ve esas sahibim olan Allah'ın sürekli kesintisiz iman etme durumunda kalıyorum. Olmam lazım. Zaten bütün problemlerimizin başı da iman zafiyetinden ileri geliyor. Öyleyse iman hakikatlerinin kuvvetlenmesine, hakiki imanı elde etmemize ve Allah'ın isimleri, sıfatları başta olmak üzere bütün özelliklerini hakkıyla bilmemize her zaman ihtiyacımız var, sürekli muhtaçız. Onun için Risale-i Nur'da bu tevhid konusu hem çok yerlerde işlenir hem de çok farklı yönlerden işlenir. İşte bunlardan birisi işte 22. sözün ikinci makamı. Onun için bu hakikatlere uygun ayetlerden bazıları buraya alınmış. Her şeyi yaratan Allah. Bak, her yaratılışta onu hatırlamamız gerekiyor. Her şeyin vekili Allah. Her işimizde, her durumumuzda, her halimizde, her tavrımızda, her konuşmamızda, her dinlememizde, her işitmemizde vekilimiz o. Çok harika bir enfes bir ayet. Sonra göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri onun elinde. Yani hazineleri, göklerin ve yerin hazineleri onun elinde. Bak bu da bir tevhid hakikati. Sonra her şeyin dizginleri, iç yüzü, melekutu elinde olan Allah'ı tenzih ederiz. Şanı ne yücedir. Her ona döndürüleceksiniz. Bak dönüşünüz onadır. O, o'nu hatırlamakla ahiret hakikati de hemen aklımıza geliyor, getiriliyor. Ona döneceğiz. Sonra hiçbir şey yoktu ki hazineler elimizde olmasın. Bakın hep tevhid hakikati. Her şeyin hazineleri onun yanında. Her şeyi bir kaderle bir bilinen bir şeyle indiriliyor. Rastgele olaylar haşa kendi kendine denizin öbür tarafından gelmiyor. Bakın dikkat edin. Ma min dabbe her şeyin hareket halindeki her şeyin dizginleri eli, onun elinde binasiyetiha Allah'ın elindedir ve Rabbim benim Rabbim e, istikamet sıratı müstakim üzere her şey yaratıyor. Şimdi bu manaları inşallah 22. Sözün 2. makamında lemalar tarzında Üstad Bediüzzaman bize kendi marifetullah'tan kazandığı ayetlerden, hadislerden, kainat ayetlerinden kazandığı marifet nurlarından talebelerine yani okuyanlarına tefsir okuyanlarına o hakikatlerden verecek. Bizler de birer talebe olarak çünkü her tefsir hoca bir hocadır. O tefsiri okuyan herkes de o tefsirin talebesidir. Dolayısıyla nasıl hadisleri okurken Peygamber Aleyhisselam hocadır. Biz o hocanın dersini okuyoruz hadisleri okuyarak. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bizim bir hocamızdır. Biz o Kur'an'ı okurken onun dersini dinlemiş oluyoruz. Her bir müfessir de bir hocadır. Onun tefsiri bizim için bir hoca oluyor. Biz de onun Kur'an'dan ayetlerden ve hadislerden bir de işte kainat ayetlerinden çıkardığı delillerden okumaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak imanımız inkişaf ettirsin, terakki versin ve istifademizi yüksek eylesin inşallah. Mukaddime. Erkan-ı imaniyenin kutbu azam olan imanı billaha dair katre risalesinde. erkan imaniyenin kutbu azam. Yani iman rükünleri nelerdir? Temel rükünler. Altı tane imanın temel rükünü var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi ve şerri. Şimdi, burada vurgu yapılan en önemli konu, erkan imaninin esası Allah'a imana bağlı. Yani Allah'a imanda eğer kusur olursa, diğer iman esaslarını sağlıklı anlamamız mümkün değil. Onun için erkan imaninin en büyük kutbu, kutbu azamı olan Allah'a iman rük. Allah'a iman rüknü. O zaman mesela biz Allah'a iman ediyoruz. Amen tu billah. Allah'a iman ettik diyoruz. Arkasından ve meleiketihi mesela onun meleklerine iman ediyoruz. Demek ki meleklere müstakillen iman etmiyoruz. Melekleri Allah'ın melekleri diye iman ediyoruz. Allah'ın Melekleri var ona iman ediyoruz. Sonra Allah'ın kitaplarına iman ediyoruz. Sonra Allah'ın gönderdiği peygamberlere iman ediyoruz. Çünkü kitaplar Allah'ın gönderdiği vahiydir. Allah'ın kelamıdır. Peygamberler de Allah'ın gönderdiği elçilerdir. Onlara müstakillen bir iman söz konusu değil. Allah'ın peygamberi diye biz iman ediyoruz. Ahireti Allah getirecek diye biz iman ediyoruz. Yani ahiret kendiliğinden bize gelecek değil haşa. Dolayısıyla hayır ve şer yaratan Allah'tır diye Yine kadere iman ederken Allah'ın ilmi olarak iman ediyoruz. Allah geleceği, geçmişi bilir. Hali bildiği gibi geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Haşa Allah'ın ilminde artma ve eksilme olmaz. Olmuş, olan ve olacak her şeyi olacağı haliyle, olmuş haliyle, olan haliyle bilir. Dolayısıyla bütün iman esasları Allah'a iman esaslarına bağlı olarak vardır ve öyle iman ederiz biz. Onun için çok önemli bir e, ifade erkan-ı kutbu azamı olan iman-ı billah. Bu konuda Katre risalesinde şu mevcudatın her birisi 50 baş 55 lisanla Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu, vücuduna ve vahdaniyetine delalet ve şahadetlerin icmâna beyan etmiştir. Yani Allahu Teala'nın varlığını kainattaki ayetlerden. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın iki türlü ayeti vardır. Bir kelamından gelen ayetleri biz bunlara Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani Kur'an'ın her bir ayeti Allah'ın varlığını, birliğini bize bildirir. Ayet delil demek, mucize demek. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini bildiren hakikat demek. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetine ayet diyoruz. Her bir belirli cümlelerine ayet diyoruz. Fakat Allahu Teala'nın kelam sıfatından gelen bu Kur'an ayetlerinin dışında bir de irade sıfatından gelen kainatta yarattığı varlıklar var. Kainat tamamen içindekilerle beraber o da bir kitaptır. Nasıl Kur'an-ı Kerim'e bir kitap diyorsak, kelam sıfatından gelen yazılmış bir kitap. Öyleyse kainat da Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen ve irade sıfatıyla yazılmış bir kitaptır. Kainat da bir kitaptır yani. Öyleyse Bizler Kur'an ayetlerindeki ayetler okuduğumuz gibi kainat kitabındaki ayetler de okumamız gerekiyor. İşte kainat kitabının Allahu Teala'yı tesbih etmesi, varlığını ve birliğini bildirmesi anlamında 55 ayrı dil ile kainat nasıl Allah'ın varlığını bildiriyor? Nasıl la ilahe illahhu diyor. Hangi açılardan Allah'ın varlığına ve birliğine işaret ediyor? beden dilleriyle, hal dilleriyle, duruşlarıyla, çıkardığı seslerle, hareketleriyle ve tavırlarıyla. Dolayısıyla kainat nasıl ki biz bir yerde bir harf görsek o harfin duruşu beni yazan bir katip var der. Daha beni yazan katibin ilmi var der. Daha beni yazan katibin bilmesi var der, görmesi var der, işitmesi var der, iradesi var der. Değil mi? Yani biz bir e, sanatı görsek o sanatın özelliklerinden sanatkarın özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kainat bir sanat eseridir, bir kitaptır. O kainat kitabından ve kainat eserinden e, hareketle hareketle Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini bildiren 55 tane dil Mesnevi Nuriye'deki Katre Risalesi'nde açıklanmış. Bir orada açıklanmış bu konu. Tabi bu vesileyle şunu demek istiyor Bezmazetleri. Hazretleri. Yani sen bu eserde Allah'ın varlığını ve birliğini bildiren bazı lemalar okuyacaksın. Ama unutma ki oraya dokumanda fayda var. Bir de oraya oku. Aslı Arapçaydı Mesnevi Nuriye'nin. Mesnevi Nuri Arabiye. Arapça Mesnevi Nuriye. Allahu Teala'yı met bir Mesnevi. Dolayısıyla Arapça olarak yazılmış. Ama daha sonradan bu Arapça eseri herkes okuma ve içindekileri anlama kabiliyetinde olabil, olamayabilir diye herkes istifade etsin diye kardeşi ve talebesi Abdülmecid Efendi'ye onu tercüme ettirmiş. O da çoğu yerini tercüme etmiş ama bazı yerlerini belki böyle dua tarzında okunabilir diye bazı yerlerini tercüme etmemiş ama çoğunu tercüme etmiş. Arzu eden kardeşlerim ve sevgili Nuri'de Katir Risalesi, hiç olmasa bir defa okumalarını tavsiye ederiz. 55 lisan ile kainatın dilinden, hallerinden Allah'ın varlığını ve birini ispat ediyor. Orada onu yapmışız diyor. Ayrıca hem nokta risalesinde Cenab-ı Hakk'ın delail vücub ve vahdaniyetinden fe subhana, Yani Allahu Teala'nın varlığının ve birliğinin delaili vücub ve vahdaniyetinden her birisi bin burhan kuvvetinde dört burhanı külli zikretmişiz. Orada dört tane burhan dediği Allahu Teala'yı her şey Allah'tan bahseder. Yani ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedull ala enne vahid demiş şair. Yani her bir şeyde Allah'ın varlığına ve birine delil var. Ama cevşende her bir şeyde Allah'ın varlığına ve birine deliller var ifadesi geçiyor. Bu beyitte bir delil var ifadesi geçiyor. Ama cevşendeki dua cümlesinde deliller var Allah zahara. Allah'ın varlığına ve birliğine delil olan her bir şeyde pek çok deliller var anlamında. Hatta burada da inşallah her bir varlıktan üç ayrı pencerenin açıldığını ilerideki derslerimizde inşallah okuyacağız. Dolayısıyla her bir şey Allah'ın varlığını ve birliğini ve isimlerini gösterir ama dört tanesi külli burhan, külli delil. Ama diyor her birisi binler delili içine almış. Mesela birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam binler delilleriyle Allah'ın varlığını ve birini gösteriyor. Birisi Kur'an Hakim binler ayetiyle her bir ayeti yüzler yönünden Allah'ın varlığını ve birliğini delilini gösteriyor. Birisi Kainat Kitabı malum her şeyiyle Allahu Teala'nın isimlerini sıfatlarını bize gösteriyor. Bir de vicdan denilen insandaki özellik. Vicda, çünkü her bir vicdanda Cenab-ı Hakk'a karşı bir noktayı istinat ve bir noktayı istimdat söz konusu. Çünkü insanın iki tane özelliği var. Birisi muhtaç olduğu şeyleri elde etmek, diğeri de zararlı olan şeylerden korunmak. Buna bir zararlı şeylerden korunmak için yüce bir kudrete, ulvi bir kudrete dayanması, iltica etmesi gerekiyor. İhtiyacı olan şeyleri elde etmek için de sonsuz rahim ve kerim olan bir zata i, i, zattan istemesi gerekiyor. Üçüncüsü yok. Çünkü insanın ya arzuları, istekleri vardır ya da zararlı şeylerden, kendisine fayda vermeyecek şeylerden korunması vardır. İşte her insanın vicdanında bu iki nokta sürekli Cenab-ı Hakk'a açılıyor. Bir ihtiyacım var. Hemen o vicdanı diyor ki sen bu eli yapmaya gücün yetmez. Evet e senin bu göz yapmaya da gücün yetmez. Vicdanın bunu diyor insan. Senin toprak yapmaya da gücün yetmez. Senin topraktan yapılan ağacı yapmaya da gücün yetmez. Ağaçtan yapılan çiçeği de yapmaya senin gücün yetmez. Meyveyi de yapmaya senin gücün yetmez. Anne hamile kalmaya da gücü yetmiyor. Çocuğun organlarını anne hamile takmaya da gücü yetmiyor. Hele hele akıl gibi, hissiyat gibi donanımları vermeye hiç gücü yetmiyor. Dolayısıyla her vicdan bunu iştir. Bir de zararlı şeyleri. Zararlı şeylerin kendini korumaya da gücü yetmiyor. Mesela diyelim yata, yatacak. Kalbinin durmasını istemiyor. Haydi buyur. durdurma durma. Haydi uyuma. Bak. Dolayısıyla insan ne ihtiyacı olan şeyleri elde etmeye gücü yetiyor ne de zararlı şeylerden kendisini korumaya gücü yetiyor. Bunu her vicdan biliyor. Kafirler de vicdanları bunu hissediyor ama vicdanlarının seslerini dinlemiyorlar veya vicdanlarını köreltiyorlar, karartıyorlar ayrı konu. Onun için her vicdanda bu iki nokta pencereden Allah'ın varlığı ve birliği anlaşılıyor. Bunlarca da binlerce e, burhanlar içinde barındıran, onun için nokta risalesini de bu anlamda bir defa bu niyetle okumak gerekiyor. <laughs> Hem 12 kadar Arabi risalelerimde, bu da Mesnevi Nuriye'nin yaklaşık 12 tane Konusunu bize işte Şemme, Katre, e, Habbe, Hubab gibi başka bölümler var 10. Risale gibi. Orada her birinin aslında 1. Risale, 2. Risale denilebilirdi. Ama 10. Risale, 10. Risale diye tercüme etmiş diğerlerine verilmemiş. Dolayısıyla Mesnevi Nuriye baştan sona lemalar, lais yemalar vesaire baştan sona tevhidden bahsediyor. Allah'ın varlığından ve birliğinden bahsediyor. Bu açıdan onu da bir defa orada da bu konuyu anlatmışız. O da bu niyetle okunmalıdır. Göster, gösteren yüzler kat'i burhanları zikrettiğimizden yani bu hakikatleri çok detaylı farklı yerlerde farklı açılardan anlattık. Şimdi onlara iktifaen yani detaylarını oraya bırakmak suretiyle derin tetkikata girişmeyeceğiz. Uzun uzun araştırmalara uzun uzun konuyu tahallül etmeye girmeyeceğiz. Şimdi yalnız şu 22. sözün sözde Risaletin Nur'da icmalen yazdığım 12 lemayı imanı billah güneşinden göstermeye çalışacağız. Bu 12 lema isterseniz Mesnevi Nuriye'deki 12 ders olarak değerlendirilebilir. İstersek la lemalar diye Mesnevi Nuriye'nin başındaki orada bir lema, iki lema diye farklı konularda açıklanmış lemalar var. O da kastedilmiş olabilir. bir parça buradaki ayetlerle o dersin başındaki ayetler de hemen hemen aynı. Yani bu ayetler o ayetler aynı olduğu için biz oranın olma ihtimalini daha güçlü görüyoruz. Şimdi bugün birinci lemayı okumayı inşallah düşünüyoruz. Cenab-ı Hak bu hakikatleri hakkıyla anlamayı nasip etsin. Şimdi burada bizim öğreneceğimiz konu tevhid. Tevhidin iki türü, iki çeşidi olduğu söyleniyor bu iki kısmı inşallah anlamaya çalışalım. Tevhid iki kısımdır. Mesela nasıl ki bir çarşıya bize en çok sorulan sorudan bir tanesi bu. Yani tevhid dediğimiz Allah'ın varlığı ve birliği. Aslında tevhid birlemek, Allah'ın bir olduğunu söylemek ve birleştirmek manalarına geliyor. Mesela yeryüzündeki bütün her şeyi çeken kanun biridir, Değil mi? Tek bir kanuna bağlı. Yer çekimi kanunu. Birdir yani. Vücudumuzdaki bütün organlarımızın idaresi birdir. O zaman benim bütün vücudumdaki organlar bire bağlıdır, bir ruha bağlıdır dediğimde ona tevhid yapmış oluyorum. Yani ruhu bire birlemiş oluyorum ve bedenindeki bütün organları da bire birleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla nasıl bir insanın, bir ağaç mesela, bir ağacın bütün dalları bir ağaca bağlı. Ben şöyle bakınca ağacın bütünüyle bir olduğunu görüyorum. Tektir o. Her ne kadar zahiren par parçalardan meydana ama o ağacın idare eden tabiri caizse ruh hükmü olan mahiyeti hayat da bir. Ağacın bir mahiyeti var o da bir. Şimdi nasıl bu ağacı idare eden bir <laughs> gerçekim kanunu bire bağlı insan vücudundaki bütün organların idaresi bir ruha bağlıysa o zaman bütün kainattaki varlıkların hepsinin idaresini bire vermek, birlemek ve tamamını bir zatın idaresine sunmak da tevhid oluyor. E, Tabi Cenab-ı Hak bu tevhid hakikatini sadece ilmi planda ve kalbi planda bırakmasın. Ameli planda, uygulama planda da, yaşam tarzında da, konuşmalarımızda, dinlememizde, seyretmemizde de hep o bire, o tek olan zata ulaştırmayı ve o şekilde bir hayat sürmeyi nasip etsin. Şimdi imanımızın hakiki olmasıyla imanımızın taklidi olmasının bir numunesini burada inşallah okuyacağız. Mesela nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zatın mütenevi malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir. Biri, yani çarşıda, pazarda çok yüklü mallar dizilmiş. Bir zatın malı gelmiş oraya. Öyle gelmiş, bir öyle biliyoruz. İki şekilde o zata ait olduğu anlaşılabilir. Biri, icmali, amiyanedir. Yani tek tek, şu o zata aittir, şu o zata aittir, şu o zata aittir diye tek tek okuyamıyoruz. Ama toptan, toptan bu mallar ozatındır zatındır diyebiliyoruz. Toptan. Yani bu kadar çok o, o zatındır. Veya am yani. Bu kadar azim mal ondan başka kimsenin haddi değil ki sahip olur. Ya bu kadar çok mal ancak o kadar zengin bir adamı olabilir. O kadar zengin olmayanın bu kadar mal olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu kadar çok mal olduğuna göre Demek ki bu mallar onundur. Bunun hakikatini biraz sonra e, Cenab-ı Hakk'ın tevhidi ile ilgili konuda inşallah göreceğiz. Fakat böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. Peki sen dedin ki bu kadar mallar ancak o zengin adamın olabilir dedin. Geldi bir adam oradan malın birini aldı. Sen şimdi nasıl ispat edeceksin bu mallar o adama aittir diye? Şu mal da o adama aittir diye. O zengin adama aittir diye. Bak çok zor. Allah Allah. Karışmış olabilir. Ona ait olmayabilir. Oradan bazı insanlar oradaki malları yavaş yavaş hırsızlamaya başlayabilirler. Ve sizin bütün mallar o zengin adamındır düşüncenizi sarsar. Ya çok çok ami yani. Ve böyle taklidi olan imanın ne kadar e, pamuk hikmine bağlı olduğu, yani günümüzde birçok e, ilim erbabı, hatta hafız olan, hatta namazını kılan, e, yani böyle e, hatta dini konularda insanlara ders veren birçok insanın bu durumla karşı karşıya geldiklerini zaman zaman görüyoruz. Hemen bir ateistin bir şüphesinden Allah korusun imanı sarsılabiliyor. Hemen şeytanın bir vesvesesinden imanım sarsıldı. Kur'an'ın Allah'ın kelamıyla ilgili olması konusunda şüphelerim oluşmaya başladı. Acaba bu kainata bir evrim mi geçirmiş falan gibi. Böyle e, gerçekten bir müminin imanını sarsacak çok şeylerle karşılaşabiliyorlar. Allah muhafaza. Böyle bir iman e, çok yeterli değil. Elbette baştan böyle bir imanı insan kazanabilir. Bu kadar büyük bir kainatı ancak sonsuz bir güç yaratabilir diye icmali bir imanı vardır. Elbette bu iman geçerlidir ama bu iman e, tehlikeye sürekli açıktır. İkinci çeşit odur ki her denk üzerinde yazı okur. Evet. Yani e, marka. Her bir e, imza, marka, isim her bir mal üzerine o zengin adamın mührü vurulmuş. Yani malların üzerine bizzat basılmış. Böyle silinecek tarzan da değil. Mühür, paraların üzerine basılan mühür gibi. Bugünkü sanat eserlerin üzerine basılan mühür gibi, sikke gibi. Her malın üzerine bir isim konmuş. Adam onu götürmesi hep dur diyorsunuz. O mal filana aittir. Niye? Bak. Üzerinde ne yazıyor? Onu okutuyorsun. Ha tamam diyor. Bırakıyor. Hiçbir malı, bir iğneyi bile, bir ipliği bile oradaki şeylerden çalmaları ve kendilerine, kendilerine mal etmeleri ya da bir başkasına ait olduğunu iddia etmeleri mümkün değil. Neden? Çünkü nedir? Her denk üzerinde yazı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir ilan üstünde mührünü bilir, bir surette her şey o zatındır der. İşte şu, hal, şu halde her bir şey o zatı manen gösterir. Bir hücreye bakar, onun üzerinde onun sahibinin isimlerini okur. Yani Allahu Teala'nın isim olarak baktığımızda. O zenginin mallar olarak baktığımızda toptan da onun isim, onun olduğunu okuyabiliyor veya bir küme halinde bulunan bir malları da onun olduğunu ispat ediyor içinden tek bir parçayı çıkarmak, hatta bir parçayı koparıp ayırmak bile mümkün değil. Çünkü her birinin üzerinde ona ait olan bazı şeyler var. Mesela mallar var. Onun ne kadar parçarsanız parçalayın onun kime ait olduğunu yok edemiyorsun. Çünkü her tarafına mühür vurulmuş. Bazılarının bir kenarına vurmuşlar. Kenarını atınca diğeri adam sahip olabilir. Ama ee, öyle bir mühür vurulduğunu düşünelim ki her bir malın her parçasında her zerresinde her tarafında onu yapan zatın isimleri mühürleri, ünvanları ve markaları olsa Fesbuhanallah. Oradan bırakın böyle büyük bir şeyin çalınmasını veya başkasına ait olduğunu iddia edilmesini. Orada hiçbir parça başkasına ait olduğu iddia edilemez paramparça yapılsa, dağılsa gitse yine de bir parçasını oradan toz halinde çekip bu başkasına aittir denilemez. <laughs> Aynen öyle de tevhid dahi iki kişi eşittir. Bu kainat toptan veya gökler ve yer olarak veya gök olarak, yer olarak veya yerde hayvanlar, bitkiler olarak veya bir hayvan olarak veya bir hayvanın bir organı, bir organın bir hücresi, bir hücrenin bir atomu, bir atomun alt parçacıkları, partikülleri olmak üzere en küçüğünden en büyüğüne kadar kainattaki bütün varlıklar Allah'ındır diyoruz. Evet. Her şey üstünde sikki kudretini, evet, tevhidi ami ve zahiri yani bu kadar büyük mülk, bu kadar uçsuz, bucaksız kainat ancak sonsuz olan bir zatın olabilir. Elbette bu kainat Allah'ındır. Ne diyor? Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri yoktur. Bu kainat O'nundur. Bu iman imandır, elbette imandır. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyoruz. Kainat O'nundur diyoruz ve ortağı yoktur diyoruz. Bu da imandır, geçerlidir. Ama böyle bir iman sahibine çok hırsızlık ulaşabilir. Müsaade ederseniz bununla ilgili birkaç hırsızlık örneklerini vereyim. Mesela bazı felsefeci, Müslüman felsefeciler, Cenab-ı Hakk'ın ilmi cüz'i şeylere taalluk etmez demişler. Bak hasis şeylere hani böyle insanın bahsetmekten utandığı şeylere Allah'ın ilmi taalluk etmez de. Ne kadar bak çalmış şeytan, nefis, felsefe o kainattaki varlıkların cüz'iyatının Allah'a, Allah'ın taalluk olmadı, Allah'ın kudretinin taalluk olmadığını söyleterek bak hırsızlık yaptırmış. Halbuki bir insanın bir hücresi ile bir insan arasında fark yok ki. Bir insanın bir e, genetik özelliği itibariyle, bir insanın bir genetiğindeki özellik ile bir insanın genetiği arasındaki fark yok ki. O insanı yaratan kim ise o genetiği oraya koyan odur. O genetiği oraya dizayn eden kim ise o genetiğin açılım olan insan da onundur. Neden? Çünkü o bir şey her şeyle, her şeyde bir şey ilgisi var gibi. Böyle iman hakikatlerini, tevhid hakikatlarını her bir şeyin ancak Allah'a ait olduğu ispat edilemeyince, her bir şey üzerinde Allah'ın isimleri ve sıfatları okunamayınca bu sefer felsefe geldi. Bir Müslüman felsefeciden Allah cüz'i şeylere ya da işte bahsedilmez utanılacak şeylere taalluk yoktur diyerek çaldı. Veya bir Müslüman doktor Cenab-ı Hakk'ın kainatta hazırladığı ilaçları alıyor ve Allah'ın bir kulu olan eliyle yine Allah'ın bir kulu olan başka bir kuluna enjekte diyor, ilaç veriyor. Ne diyor sonra? Seni diyor ben iyileştirdim. Bak o ilaçların üzerinde Allah'ın şafi ismini okuyamadığı için o şifayı kime verdi? Kendine verdi. Bak çalındı. Tevhidden bir parça gitti. Veya Rızık, Allahu Teala'nın verdiği her rızkın üzerinde rezzak ismi yazar. Her rızkın üzerinde. Ama o rezzak ismini her rızkın üzerinde okuyamayan bazı kimseler, zaman zaman biz aynı kafede düşüyoruz. Ne yapıyoruz? Ya filan olmasaydı bu rızık bize gelmezdi diyebiliyoruz. Öyleyse o rızkımızı verdi. Bak, rızkımızı, bahçeden rızkımızı alıyoruz. Ağaçtan rızkımızı alıyoruz. Devlet rızkımızı veriyor. Bak, falan fabrika olmasaydı aç kalırdım. O rızkımı veriyor gibi. Dolayısıyla ami dediğimiz tevhid anlayışında gerek felsefe, gerek bilim, gerek yaşam tarzı, gerek hayatın bütün alanlarında bir hırsızlama, bir çalma söz konusu olabilir. Ve imanımızı Allah korusun şüpheye, tereddütlere götürebilir. Ama tevhidi hakikidir ki ikincisi her şey üstünde sikkeyi kudretini ve hatem rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle. Üç tane şey söyledi. Her bir şey üstünde Allah'ın kudret sikketini. Yani burada Allah'ın kudreti tecelli ediyor. Allah'ın kudreti olmazsa bu olmazdı. Ama her bir şeyde Allah'ın kudretini. Bir. İki. Her bir şeyde Allah'ın Rabbul Alemin, Rabbul Semavati vel Ard, Rabbul Nas, Rabbul Külli Şey. Yani her şeyin Rabbi. Her şeyi terbiye eden, kudretiyle yaratan da Allah, rububiyetiyle terbiye eden de Allah. Sonra kalemiyle, kudret kalemiyle nakşeden yazan da Allah. Bunlar iki üç örnek. Bunu açabilirsiniz siz. Rabbul Alemin, Allah, Rezak isminde rubiyeti tecelli ediyor, rızık olarak terbiye ediyor. Bir başka yerde hayat olarak terbiye ediyor. Bir başka yerde Görme olarak terbiye ediyor. Başka yerde işitme olarak terbiye ediyor. Yani Cenab-ı Hak her şeyi terbiye ediyor. Cenab-ı Hakk'ın terbiye etmediği bir şey yok. Cenab-ı Hak her şeyi kudretle var ediyor. Cenab-ı Hakk'ın var etmediği hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak her şeyi nakşıyla, nakş nakşı kalemiyle önümüze seriyor, yaratıyor, yazıyor. Allah'ın yazmadığı hiçbir şey yok. Bunun gibi bütün varlıklar üzerinde, her bir hadise, olay üzerinde, Cenab-ı Hakk'ın sikke kudreti, hatem-i rubiyeti, nakş kalemini görmek. Ben buna bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki benim ağzımdan bir kelam çıkacak. Kelam. Bu bir sözdür, bir kelimedir. Kelam. Bu Allah'ın kelam sıfatının tecellisi olarak benden çıkıyor. Kendi kendine değil haşa. Nasıl ki bir aynada gördüğümüz ışık aynadan çıkmıyor, Ayna sadece güneşin ışığının görünmesine vesile olmuş, masar olmuş yani. Ayna ışığın kaynağı değildir. Ayna güneş ka ışığın kaynağı olan güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor, gösteriyor. O halde benim dilim, benim ağzım bir aynadır. Ke Kelamı ezeliği sahibi olan Allah'ın kelam sıfatının benim ağzımday ve dilimdeki yansımasıdır, tecellisidir yani. O değildir, Allah'ın kelamı değildir ama Allah'ın kelamındandır. Yani kelam sıfatındandır. Şimdi peki nasıl bu terbiye? Bak dilimin, boğazımdaki değişik mahreçlerin, ağzımdaki yapının, dişlerimin terbiyesiyle ve sonra aklımı terbiye ediyor, hayalimi terbiye ediyor Cenab-ı Hak. Ruhumu terbiye ediyor. Ben kelam ne demek olduğunu anlıyorum sonra o kelam sıfatını Rabbimin yaratmasını istiyorum ve dilimden Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin terbiyesinin tecellisiyle bir güzel kelam şeyi kelimesi çıkıyor. Öyleyse kelam benim dilimde Allah'ın nakşı kalemiyle yazılıyor. Bunu insan gördüklerine, işittiklerine, kente gördüğü her olaya, işittiği her hadiseye tatbik edebilir, uygulayabilir. İşte biz buna tevhid hakiki diyoruz. O zaman bir kimse bana bu sen konuştun diye e, beni kandıramaz. veya sen yaptın diye beni aldatamaz. Ve sen gördün diye beni kandıramaz. Sen işittin diye beni yoldan çıkaramaz. Vesaire. Ama o zaman benlik diye bir şey kalmıyor ki. Yok ki benlik diye bir şey. Yani aynada ışık diye bir şey yok ki. Ayna benim ışığım, ben, ben ışığım desin. Bende ışık var der. O kadar. Ama bana ait değildir der. Demek ki bende güzel sıfatlar, özellikler var. Tecelli etmiş ama bana ait değil. Bana Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinden, sıfatlarından eden ondan gelen. Ben bir mazharım, kaynak değilim yani. İşte tevhid hakiki buradan bütün kainattaki varlıkları varıncaya kadar her bir olay üstünde, her bir hadise üstünde, her bir bahçe, meyve, çiçek, her bir hücre, atom atom altı parçacıkları gibi. Bir de okuyalım. Her bir şey üstünde sıggay kudretini hatem rubiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle doğrudan doğruya her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine ve her şey onun desti kudretinden çıktığına ve uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecille hiçbir şeriki ve muini olmadığına şuhuda yakın bir yakin ile çok güzel maşallah. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir varlığına ona dedi uluhiyetinde, ilahlığında. İki, rububiyetinde. Rabbul alemin. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Uluhiyetinde Allah birdir. Rabbul alemindir. Evet. Başka mülkünde hiçbir şeri ve hiçbir şeriki ve muynum la şerikele. Hiçbir şeriki yoktur. Şuhuda yakın. Yani gözlerimizle görmüş, kulaklarımızla işitmiş, bütün hissiyatımızla, latifelerimiz, ellerimizle dokunmuş, bütün ruhani ve bedensel özelliklerimizle bir şey hakkında kesin kanaatimiz neyse, o katiyette kainatın her şeyiyle, her şeyinde Allah'ın varlığını ve birliğini, Rabbül Alemin olduğunu, asla hiçbir şerikinin, ortağının olmadığını, öyleyse mülk O'nundur, öyleyse hamd de, şükür de, ibadet de ona aittir gibi. Özellikleri şuhuda yakın. Bu az önce anlattığım bütün özelliklerimizde bir şeyin varlığını kabullenme ve kesin inanma katiyetine yakin ile. Yakin, kesinlik. Üstad Hazretleri e, lahikalarda ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebelerinden bahseder her birinin de sonsuz mertebelerin olduğunu söyler. Onun için imanın mertebeleri sonsuz, her mertebenin de mertebeleri sonsuz. İşte o zaman diyor, şuhuda yakın bir yakin ile tasdik edip, Allah'ın az önce anlattığımız özellikleri itibariyle iman getirmektir ve bir nevi huzuru daim elde etmektir. Huzur daimi sürekli Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma şuuru. Mesela hiç bulutların olmadığı, güneşin bütün şaşasına şahı her tarafta ışığın ısısını yansıttığı bir yerde güpe gündüz bir insanın güneşi unutması mümkün mü? Güneşin varlığını, ışıkların ısısını unutması mümkün mü? Tabiri caizse bütün kainat şemsi ezeli olan, ezeli güneşimiz olan Allah'ın bin bir isminin yansımaları. Her an o yansımaların içinde yaşıyoruz. O bin bir isminin tecelliler içinde yaşıyoruz. Peki haşa Allah'ın varlığının birliğini o isimleri unutmak mümkün mü? İşte sürekli güneşin karşısında olan bir insanın, sürekli güneşin ışıklarının, ısılarının ve renklerinin içinde yaşayan bir insanın o güneşi unutması mümkün olmadığı gibi güneşin yedi rengini ve ısısını, ışıklarını unutması mümkün olmadığı gibi elbette sürekli Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinde, tasarrufunda, kudretinin tecellilerinde olan bir insanında, binbir isminin tecelli ettiği şu alemde, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olan bir insanda Cenab-ı Hakk'ı unutması mümkün değildir. İşte imanın kalitesi, derecesi ve keyfiyeti nispetinde bir huzur daimi elde edebilir. Bunu büyük zatlar yapmışlar. Biz her zaman her zaman onun huzurunda, her halde, her durumda, her işte, her şanda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma şuuru o zaman diyor, huzuru daimi elde etmektir. Hakiki iman gerçek manada buymuş. Biz dahi şu sözde o halis ve Ali tevhid hakiki gösterecek şu alaları zikredeceğiz. İşte bu 22. sözün ikinci makamı bu e, im, hakiki imanı, yakin imanı elde etmenin ve huzuru daimi elde etmenin bazı şu alalarına yani pırıltılarına, onun bazı ışıklarına e, inşallah bilgi verilecek. Biz de onlardan istifade edeceğiz. Cenab-ı Hak hakiki imanı elde edecek çalışmayı ve gayreti bize nasip etsin. Sonra bu çalışma ve gayretin neticesinde hakiki imanı da Cenab-ı Hak nasip etsin. Sonra o hakiki imana uygun bir hayat tarzında lütfetsin. İhsan eylesin inşallah. Ve ahiru davahum en elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.